Merhabalar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bundan önceki videomuzda tepkimeler konusuna girmiştik, yanma tepkimelerini öğrenmiştik. Bugün ise asit baz tepkimeleri ya da başka bir deyişle nötralleşme tepkimelerini birlikte tekrar edeceğiz. Şimdi asitlerin ve bazların eşyalar üzerinde olumsuz etkileri var. Sizlerin de bildiği gibi daha önce konuştuğumuz derslerde hatırladığınız üzere asitler mermeri, metali aşındırıyorken bazılar da cam ve porselenleri ne yapar? Yapısını bozar. Hatta bazen bulaşık makinalarımızdan çıkan bardaklarımızın matlaştığını görebiliriz. Bu da bazıların cam ve porselenin üzerindeki olumsuz etkilerini günlük hayatta karşılaştığımız örnekleri olarak düşünebiliriz. Kuvvetli asitler ve bazlar canlı dokularına zarar verir. Asitli yiyecek ve içecekleri aşırı tüketmek, tükettiğimizde dişlerimizi fırçalamadığımız zaman dişlerimizin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle dişlerimizi korumak için, asitli yiyeceklerin etkilerinden dişlerimizi korumak için bazik yapıdaki diş macunlarını kullanırız. Örnekte de görüldüğü gibi asitler ve bazlar bir araya geldiğinde zararlı etkileri azalır. Neden mi? Çünkü asitlerle bazlar bir araya geldiklerinde reaksiyona girerler ve ortaya ikisinin de zararlı etkilerini etkilerini göstermeyen yeni maddeler oluşur. Asit ve bazlar bir araya gelerek tuz ve su oluştururlar. Oluşan tuzun ve suyun pH değerleri 7'dir. Bu nedenle de oluşan maddeler nötrdür ve bu tepkimelere nötralleşme tepkimesi adı verilir. Yani asit ve baz reaksiyona girdiğinde asitlerin ve bazların özellikleri ortadan kalkar ve nötr olan tuz ve su oluşur. Onun için de bu tepkimeleri, asit baz tepkimeleri ya da son ürünlerin pH durumlarına bakılarak nötralleşme tepkimeleri adı verilir. Şimdi ben size daha önceki yanma tepkimelerinde dedim ki oksijen reaksiyonun sol tarafındaysa ve serbest haldeyse bu tepkime yanma tepkimesidir. Asit baz tepkimeleri için de şöyle bir örnek veriyorum. Her zaman olmamakla birlikte reaksiyonun sağ tarafında su oluşumu varsa bu tepkime asit baz tepkimesidir. Siz asidin ve bazı tanıyamayabilirsiniz ya da tuzu tanıyamayabilirsiniz. Ama reaksiyona baktığınızda reaksiyonun sağ tarafında su oluşumunu görürseniz bunun asit baz tepkimesi olabileceğini düşünebilirsiniz. Şimdi ilk tepkimemizde örneğimize bakacak olursak hidroklorik asitle sodyum hidroksit gibi bunların ikisi de hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Sodyum hidroksit ise kuvvetli bir bazdır. Tepkimeye giriyorlar ve sodyum klorürü yani sofra tuzunu kullanıyorlar. Bakın çocuklar, ben hidroklorik asidi suya koyduğumda şu şekilde iyonlarına ayrılıyor. Hidrojen ve klor. Bunlardan hidrojen artı, klor ise eksi. Sodyum hidroksite gelince bu da sodyum ve hidroksit diye ayrılıyor. Sodyum artı, hidroksit eksi. Burada sodyum ve klor bir araya geliyorlar ve tuzu oluşturuyorlar. Hidroksil ve su bir araya geliyorlar. Ama hidroksil ve hidrojen bir araya geliyorlar. Onlar da suyu oluşturuyorlar. Yani sonuç olarak hidroklorik asit ve sodyum hidroksit sulu çözeltilerinde iyonlaşıyor. Bu iyonlaşma sonucunda sodyum ve klor iyonlar arasında yeni bağlar oluşurken hidroksil ile hidrojen iyonları arasında da yeni bağlar oluşuyor. Ve sonuç olarak sofra tuzu ve su oluşuyor. Bakın dedim ki hidroklorik asit çok kuvvetli bir asit bize zarar verir. Sodyum hidroksit çok kuvvetli bir baz bize zarar verir. Tek başına kullandığımızda ama ikisi birleştiğinde ortaya çıkan madde sodyum klorür, sofra tuzu kesinlikle zararsız bir madde. Diğer bir örneğe bakarsak sülfürik asit ve potasyum hidroksit bir araya geliyorlar. Burada da yine aynı şekilde hidrojen
ve sülfat ayrılıyor. Burada da potasyum ve hidroksil ayrılıyor, iyonize oluyor. Bunlardan potasyum ve sülfat bir araya geliyor. Potasyum sülfat tozunu oluştururken diğer tarafta da hidrojen ve hidroksil bir araya gelip suyu oluşturuyor. Şimdi aşağıda verilen nötralleşme tepkimelerindeki kimyasal maddeleri asit, baz ve tuz olarak örnekteki gibi sınıflandıralım demiş. Şimdi buraya bakıyoruz. Biraz sonra sizin etki göreceğiz. Eğer yapısında hidrojen varsa ipucu bu asit demektir. Yapısından OH iyonu varsa, hidroksil iyonu varsa bu da baz demektir. O zaman bu asit şu da baz. İkisi reaksiyona girdiler. Su oluştu ve tuz oluştu. Nitrat tuzu oluştu. Potasyum nitrat tuzu. O zaman bakıyorum. Asit, potasyum hidroksit baz ve de potasyum nitrat tuz. Şimdi buna geldim. Hidrojen varsa dedim. Asit. Hidroksil varsa baz. Bakın su oluşmuş. Bu da kalsiyum nitrat tuzumuz. Şimdi tekrar açıyorum. Asit, baz ve tuz. Aynı şekilde hidroksil var. Baz. Hidrojen var, asit. Sonuç olarak ne olmuş? Lityum florür oluşmuş. O bir tuz. Gene bakın reaksiyonu sol, sağ tarafında su var. Buraya geldim. Bakıyorum hidroksil var, baz. Hidrojen var, asit. Ne oldu? Reaksiyonun sağ tarafında su var. Demek ki bu bir nötralleşme tepkimesi. Benden asit baz tuzu sormuştu. Hidrojen nitrat, sodyum hidroksit ve tuz. Sodyum nitrat tuzumuz. Şimdi konumuza devam edecek olursa bu tepkimelerle ilgili sorular çözerek yolumuza devam edelim. Mumun yanması, araba egzozlarından gaz çıkışının meydana gelmesi, soğuk bir ortamda içinde su bulunan camın iç yüzeyinde su damlacıklarının oluşması, yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşme sırasında kimyasal tepkime meydana gelir? Mumun yanması kimyasal tepkimedir. Araba egzozlarından gaz çıkışı kimyasal tepkimedir. Soğuk bir ortam içinde su bulunan cam kabın iç yüzeyinde su damlacıklarının olması ise hal değişimidir. O zaman cevabımız 1 ve 2 şeklinde, yani A şıkkıdır. Bitkinin büyümesi, elmanın çürümesi, X bileşiği Y katkısı, X bileşiğiyle Y katısının bir araya gelmesiyle gaz çıkışının gözlenmesi, gaz çıkışı. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi sırasında kimyasal tepkime meydana gelir? Büyüme kimyasal bir tepkimedir. Çürüme kimyasal bir tepkimedir. X bileşiğiyle Y katısı birleştiğinde gaz çıkışı olduğuna göre üçüncü olayda kimyasal bir tepkimedir diye düşünüyorum. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki şekilde hidrojen ve oksijen elementleri arasında gerçekleşen kimyasal tepkime gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Atom sayısı değişmiştir diyor. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 2, 2 oksijen, 4 tane hidrojen var. Demek ki değişmemiştir. Atom sayısı değişmemiştir. A şıkkı doğru. Atom türü değişmemiştir. Hidrojen, oksijen, hidrojen, oksijenler var. Atomların arasındaki bağlar koparak yeni bağlar oluşmuştur. Evet, hidrojenler ve oksijenler arasındaki bağlar kopmuş. Hidrojen ve oksijen arasında yeni bağlar oluşmuştur. Madde kimlik değiştirmemiştir. Bu kimyasal bir değişimdir. Madde kimlik değiştirmiştir. Cevabımız değişikti. Hidrojen klor, hidrojen klorür.
Oluşumunu gösteren olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kimyasal bir tepki midir? Kesinlikle doğru. Hidrojen atomları arasındaki bağlar kopmuştur. Evet. Hidrojen ve klor moleküllerinin kimyasal özellikleri değişmemiştir. Hayır. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda kimyasal tepkimeye 20 gram X maddesi girmiş, 36 gram XY2 maddesi oluşmuştur. Buna göre tepkimeye giren Y maddesi kaç gram? Şimdi arkadaşlar, kütle korunduğuna göre 20 gram X maddesi girmişti. 20 gram X maddesi girmişti. 36 gram bundan oluştuğuna göre, toplam kütle korunacağına göre 36 eksi 20 dersem Y maddesi, tepkimeye giren Y maddesinin miktarını bulabilirim. 36 eksi 20. Yani şöyle düşünüyorum. X, Y2 eksi X eşittir Y2 olacak. Y2 miktarı da buradan ne bulunur? 16 bulunur. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim örnektir? Mumun erimesi erime fizikseldir, kırılma fizikseldir, ayran yapımı fizikseldir, demirin paslanması kimyasaldır. Cevabımız A şıkkı. Şimdi yukarıda bir kimyasal tepkimenin denklemi ve bazı maddelere kütlesi verilmiştir. Buna göre tepkimeye gelen X maddesi kaç gramdır? Gene deminki örneğimizin aynısı. Ne dedik? X artı 2Y eşittir XY2. XY2'nin toplamı 54 gramsa, bunun bu 54'ün 36 gramını Y oluşturuyorsa, X'i bulmak için ne yaparım? 54 eksi 36 derim. Buradan çıkarsam 14'ten 6 çıktı. Ne kaldı? 8 mi kaldı? 8 kaldı. 18 gram B şıkkı. Bir kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Tepkime denklemi P artı R eşittir S artı T şeklinde. Tepkimede R maddesinin tamamı kullanılmamıştır. Buna göre tepkimenin grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi ilk kütle ve son kütlenin eşit olması gerekiyor. R maddesinin tamamı kullanılmamış olduğuna göre bu tepkimenin artanlı bir tepkime olması gerekiyor. R ilk kütle, son kütle. İlk kütlenin R maddesi açısından ilk kütlenin son kütleden fazla olması gerekiyor. Artanlı bir tepkime olduğuna göre. Adana ve Ceyhan'ı yolculuyorum. Cevabımız B şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü R maddesinin tamamı kullanılmamış. O zaman ilk başta kullanılan reaksiyonun başındaki R maddesi miktarıyla sonuçta açıkta kalan R maddesi miktarının arasında fark olması gerekiyor. 9. soruda sabit hacimli bir kapta XY2 katısı ile Y2 gazı kimyasal tepkimeye girerek XY3 gazına dönüşmektedir. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Toplam kütle korunmuştur. Kaptaki gaz kütlesi ilk başta XY2 katı olduğuna göre sonuçta tüm ürün gaza dönüştüğüne göre artmıştır. Kaptaki katı kütlesi XY2 gaza dönüştüğüne göre bitmiştir. Kaptaki atom sayısı, kaptaki atom sayısı sabit kalmıştır. Azalamaz. O zaman D şıkkı bizim cevabımız olmalı. Aradığımız yanlış olmalı. X, Y ve Z'nin oluşturduğu bir tepkimenin kütle zaman grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olmalı? Bakın arkadaşlar, burada önce miktarı azalanlara bakıyorum. Miktarı azalanlar girdiği oluşturur. X'in miktarı azalmış, Z'nin miktarı azalmış. Miktarı artan ise ürünü oluşturacak demektir. Sizin tepkimeniz şu şekilde olmalı. X artı Z eşittir Y. O da B şıkkında. Bugün sizlerle asit baz tepkimelerini konuştuk. Onları, asit baz tepkimelerini şöyle bir gözden geçirdik. Daha sonrasında da konumuzla ilgili sorular çözdük, örnek sorular çözdük. Hepinize iyi günler diliyorum.